Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ertuğrul Hocam. Tensörlerle ilgili ilk videomuzda 18 tane sorumuzu çözmüştük. Şimdi 19. sorudan devam edeceğiz. Burada aktör bağlacını görüyoruz. Aktör bağlacının her iki tarafı da bize verilmiş. Zaman uyumu arıyoruz yine. Fast fast dursun. Present fast olmaz. Yurt elimizde tutalım ihtimale karşı. Present fast olmaz. Fast fast dursun. A, C ve E şıkları arasındayız. Arkadaşlar şurada benim tabirimle kedi köpek dediğimiz yan yana pek tercih edilmeyen iki tane kalıbımız var. Biri pas kontinuit, diğeri pas perfect. Ben bu kalıpları kedi köpek kalıpları diyorum. Bunlar yan yana pek kullanılmayan, tercih edilmeyen yapılarımızdır. Bunun arasında kaldığımızda eski alışkanlık anlamı var mı? Eskiden yapılan, şimdi yapılmayan bir anlamı var mı? Buna bakalım. Demiş ki bilim adamları atomun büyük enerji potansiyelini fark ettikten sonra bu eskiden yapılıp şimdi yapılmayan bir alışkanlık olamaz. O yüzden cevabımız pas pas şeklinde olan Edirne şeklinde olmalıydı. 20. soruyla devam ediyorum. Arkadaşlar burada bir zaman bağlacı görmüyorum. Burada gördüğüm düzen var. Bu Venice arkadaşlar 1960 açıklayan relative clause gibi duruyor. Çünkü arada bir virgül kullanılmış. Zaman bağlacı olsaydı bu virgülün olmaması lazımdı. Artı en son zamanla bitmiş. Bunu açıklayan relative clause olması büyük bir ihtimal. Şimdi diyor ki mini bir dünyası gibi bir felaket son kez şu tarihte olmuştu gibi bir cümlemiz var. Bu olay eğer 1960'ta olduysa şuranın past olması lazım ki devamında past var. Eğer bu da 1960 açıklayan relative clause'umuz ise buranın da past olması lazım. Past present olmaz, present past present olmaz, past past dursun, şurada present'ımız gider, burada da ikinci tarafta present'ımız var, cevabımız Ceyhan şeklinde olmalı idi. 21. soruyla devam ediyorum. Yine bir verimiz var. Yalnız biraz önce dediğim gibi bu yine relative clause gibi oluyor. April açıklıyor bu sefer de. Anlama girmemiz gerekiyor. Diyor ki başkan son kez diyor. Britanya'yı April ayında, Nisan ayında ziyaret etmişti. O ve Başbakan Blair, Irak'taki savaşın ilk haftasını gözden geçirdiğinde. O zaman ziyaret geçmişte olduysa, gözden geçirme de geçmişte. Burada turizmse burada turizm olmalı. Bu mantıkla bakacak olursak past present olmaz, present past olmaz, past present olmaz, past past dursun, present past olmaz, cevabı denizli şeklinde olmalı idi. 22. soruya geldiğimizde ben burada bir byte time veriyorum. Zaman uyumu past past dursun, past past dursun, past past dursun, past present olmaz, present past olmaz. Arkadaşlar bu üç arasında kaldığım zaman bağlaçlarının yanında will, would, be going to gelmez demiştik ilk videomuzda. O yüzden bu da gider. İkisi arasında kaldığımızda bu soru bize diyor ki byte time yanına past time alır yoksa past interval alır. Arkadaşlar burada da şunu söyleyebiliriz. Before ve after'da da benzer sorular soruluyor. Anlam olarak eğer dikkat ederseniz after'ın yanındaki cümle önce olur, sonra diğer taraf olur. O yüzden burada past perfect yani had verb 3. Diğer tarafta ise arkadaşlar burada past simple, diğer tarafta past perfect olmalı. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde o zaman before yanına past simple alıyor, after yanına past perfect alıyor. Biz bunu şöyle kodluyoruz. After had before did. Siz de bu şekilde kodlarsanız böyle iki şık arasında kaldığınız durumlarda after'ın yanındaki cümleyi had done, diğer tarafı past simple yaparsınız. Before'un yanındaki cümleyi past simple, diğer tarafı past perfect yaparsınız. Şimdi arkadaşlar buradan by the time'ımız before'a benzer. Yani yanına past simple alır, diğer taraf past perfect alır. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde ise cevabımız by time yanına past simple olmalıydı. Adana şeklinde olur. 23. soruya geldiğimizde arkadaşlar burada bir bağlacımız yok. Diyor ki anlama girmemiz lazım. Inspire dokumuz var e rağmen. Çalışmasının birçok saatine rağmen. Dette açıklamış. Evet, close. Onun adam at demek.
kendini adadığı çalışma saatlerine rağmen hala konuyu anlamakta zorluk çekiyor gibi bir anlamımız var. Mantıken eğer burada geçmişi çalıştıysa burada geçmiş olmalı. Present ise present olmalı. Past past dursun, past past dursun, present past olmaz. Past past dursun, present past olmaz. Şimdi biraz önce söylemiştim. Dedi tek kalıbımız. Beklenen yaratıcı edilmez. Aslında bizi bir kere zaten kullanmayız öyle bizde. Aile bir arasında kaldığımızda arkadaşlar yine şıklara baktığımız zaman past simple, past perfect, past perfect, past simple var. Bu soru bize diyor ki hangi olay daha önce olmuştur? Önce çalışması mı yoksa bunun hala anlamakta zorluk çekmesi mi? Mantıklı olarak düşündüğümüzde önce kişi çalışır, sonra hala konuyu anlamadım der. O yüzden buranın past perfect olması lazım. Cevabımız bursa şeklinde olmalı idi. 24. sorumuza geldiğimizde hemen bir ben bağladı görüyorum. Zaman uyumu, past present olmaz, present past olmaz, past past dursun, past present olmaz, present past olmaz, cevabı CH şeklinde olmalı idi. 25. soruyla devam ediyoruz. Hemen burada bir so far görüyorum. Arkadaşlar so far gördüğü zaman direkt so far'a yakın olanları present perfect yapacaktır. Bundan cevabını direkt Edirne olarak almalı. 26. sorumuza baktığımızda herhangi bir tutumumuz var mı? Var. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. İlk videoda bahsetmiştim. Fido diye bir örneğimiz vardı. Fido'nun ini var. Ortada the last, the past, the listener'ın birini kullanacaktık. Evet, the past var. Sonra bir zaman kalıdı. İki jenerasyon, iki nesil. O zaman bu bize direkt present perfect'e getirip cevabımız deniz şeklinde olmalı idi. 27. soruya baktığımızda arkadaşlar şuradaki yıl bizi aldatmasın, bunu 2050 gibi düşünelim. Çünkü bu dergilerin yapımı 2010 yılından önce olduğu için burayı kuruş olarak görecekler. O yüzden biz garanti olsun, burayı 2050 gibi düşünelim. Arkadaşlar burada baydan sonra ileriye yönelik bir tarih olursa, örneğin 2050, bir tane seçeneğimiz vardı. Will ya da will have worked şeklinde kuruşluk perfect. Şıklara baktığımızda sadece bir tane yapışı görüyoruz. Cevabın CH şeklinde olmalı idi. 28. sorumuz. Burada James Cook demiş, bu ile açıklamış ve kılıyorsunuz. 1779'da ölen. Şuradaki verimiz şunu açıklıyor olabilir. Ben bağlıcı da olabilir. Sanki ben bağlıcına daha yakın gibi duruyor. Bunlar şurada fastsa, biraz fast olmalı ya da diğer türlü düşünsek bile 1779'da çıktı yani Rated Close burada her türlü fast olmalı idi. O zaman ilk tarafı fast arayalım. Dursun. Söylemek de alışkanlık olamaz. Bitti. Bu. Bununla ikisi arasında kaldık. Demiş ki mürettebatını ve onu Hawaii'deki adada oturanlar onu ve onun mürettebatını öldürdüğünde diyor ki ilk son United Kingdom vatandaşıydı. Arkadaşlar iki tane pasporta yan yana pek tercih etmiyoruz. Çünkü iki tane geçmişin geçmişi olamaz. Artı son vatandaş olmak geçmişin geçmişiyle verilemez. O yüzden cevabımız Edirne şeklinde olmalı idi. 29. sorumuz. Hemen burada bir before görüyorum. Zamanı arıyorum. Past past dursun. Present present dursun. Past past dursun. Past present gider. Present past gider. Üçlük arasında kaldığımızda arkadaşlar bağlaşan yanındaki cümlelerde will work, will work, gelmez kuralından buna gider. A ile B arasında kaldığımızda arkadaşlar iki tane present past tek yan yana kullanmayı tercih ettiğimiz bir yapı değildir. Bir bağlaş olduğu zaman bir taraf present perfect, diğer taraf yani will tarzı bir şeyler olur. Bir tane present perfect tek yan yana tercih edilmez. O yüzden cevabımız şurada for years da düşünürsek, artı before yapımızda düşünürsek cevabımız after it before kuralımızda dolayı Adana şeklinde olmalı ile. 30. soruya geldiğimizde arkadaşlar şurada bir deans call görüyorum. Burada call'umuz altın anlamında, düşmek anlamında değil. Biliyorsunuz anlatan İngilizcesinde sonbahar anlamında kullanıyoruz.
Bu sonbaharda demiş. Ofisi iş yapan politikacılardan birkaçı zafer bekliyordu. Neye rağmen? Seçim sonuçları belli olmamasına rağmen. Arkadaşlar seçimler şu an yapılıyor. Belli. Ağır. O yüzden cümlemiz prezent gibi duruyor çünkü beklenti de ona göre olur. Zaten pasta prezent hiçbir zaman yanmayan yerine bu yaz bir ofis işletmek eski bir alışkanlık değildir. Artı şuraya New York do demeyiz alışkanlığın yanına. Ofisi işletmek geçmişte olup ileride şöyle olmuş olacak demeyiz. Zaman olarak baktığımızda Ceyhan da gider. Prezent prezent olan denizlik kalsın. Head down, kırılın hiçbir zaman yanından gelmeyen kızı da gider. Devamlı denizli şeklinde olmalı idi. Arkadaşlar tenslerle ilgili videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda conditionallardan bahsedeceğim sizlere. Conditionallarla ilgili bunu anlatmayı düşünüyorum. Sonra bunun testleriyle devam edeceğim. Artı bu esnada arkadaşlar yeni değişen sınav sistemiyle ilgili sizlere bilgi vereceğim. Bir de arkadaşlar LYS 5 ve YDS anlamında en çok çıkan eş anlamlı kelimeleri burada toparlamayı düşünüyorum. Hepinize başarılar.